diye kanka. Giyeyim kanka. Ver abi. Güzel mi? Güzel. Giyesene kanka. Evet. Yiyeceğim. Amut abimiz gelmiş. Giy kanka. Abi yemin ederim. Oh ye ye ye. Maşallah yavru. Kanka ye. Olay bir mi diye. Olay. Kız ye bir tane, bir şey olmaz, zehirlemez. Kız o şeyden tane... Midye hiç yiyemedim valla. Arkadaşlar midye seven var mı burada? Herkes seviyor bence. Neredesin? Alsancak'tayız. Bu da benim yeni karım arkadaşlar. Hadi Allah'a emanet. Terbiyesiz, alakasız. Gerize kalsın ortasında. Burası hiç bir boş ver. Ya böyle olmaz ya. Kanka yani ya yok. Bak mekanlar da açılacaktı biliyor musun şeyim? Aynen. Şurada, şurası. Şurası. Yapalım mı diye. Zaten öyle. Burası yeni açılmadı mı? Yeni açıldı. Gerçekten yapmacık. Aynen yapıyorum. Burası. Yeni açıldı burası. Şu abi vardı burada açıyordu. Videoyu çekeceğim seni şimdi. Gel tamam tabii. Yayınlamayı sallamak ister misin? Evet. Ay bebeğim ne yapıyorsun? Senden yakışık kızı mezar. Of maşallah çıkartalım mezardan. Canım Alsancak be, işte bak yürü. İzmir'in gururu be. Bir kaka bir be. İşte yavrularım benim be. Maşallah yavru. Oo abi nasılsın? Of erkek ya. Maşallah yavru. Erkek ya maşallah. Burada miting var gençler. Buraya bakar mısınız şimdi? Bakın. Zaten bir şey olmadı. Kanka bir şey olmaz ya. Gücünü milletten alan Muharrem İnce. Burası coşuyor gençler. Allah oyna kanka. Abi çal abi. Hadi. Allah. Allah. Aa gözüm var hem orada. Kanka fotoğraf çekelim. Allah ben gideyim. Tanır belki. Muharrem İnce buradaymış arkadaşlar. Korumaları bak. Kanka Muharrem İnce orada. Kanka tanır mı? Zevk şu an, zevk şu an. Yaşasın! Olayı kesin. Göster diye herkes Muharrem İnce. Gel artık iktidara. Nasıl göstereyim? Döktüm yollarına. İzmir gençliği. İşte orası İzmir. Bekle gençler size göstereceğim şimdi. Fena ya. Mahmut abi. Efendim abi. Röportaj yapabilir miyim? Yapabiliriz. 30 saniye. Ben canlı yayındayım şu an. Tabii ki. Röportaj yapıyoruz arkadaşlar şu an. Canlı yayındasın herhalde. Evet. Çok küçük bir sorum olacak. Röportajın konusunu sana söyleyeyim. Tamam. Elon Musk'ı biliyor musun? Neyi? Elon Musk'ı biliyor musun? Hayır bilmiyorum. Hani SpaceX uzaya, Mars'a gitmek isteyen bir adam. O Mars'a adam... gitmek istiyor. Bilmiyor musun gerçekten? Hayır. Elon Musk. Abi bir dakika. Görsen tanırsın ki. Bakayım. Siz tanıyor musunuz arkadaşlar? Elon Musk'ı tanıyan hemen şey yapabilir. Bence gördüğün an diyeceksin ki ya bu adam... Elon Musk'ı tanıyor mu? Mars'a çıkıyormuş. Ben hiç duymadım kanka. Teşekkür ederim aşkım. SpaceX'in sahibi. Evet i̇şte tanıyorlarmış.
Çıkmış mı Mars'a? Çıkacak daha. Çalışıyor. Onun hakkında sorun. Bu adam geçen gün Twitter'da Putin'e salladı. Dedi ki... teke dövüşe davet etti. Kafes dövüşüne davet etti. Sorun da şu. Sen bir seyirci olsan, bunların ikisi kafes dövüşüne gitse, kimi tutarsın? Çorap Elim tabii ki kanka. Ne? Elim tabii ki. Putin'i tabii ki tutmam. Neden? Putin önce savaşı şey yapmasın. Yani bir sen benim yaprağımı tut, Putin yaprağımı. Ya bir şey diyeceğim. Savaş hiç güzel bir şey değil yani. Savaşı başlatması bence hiç güzel değil. Siz destekliyor musunuz yani? Desteklemiyorsunuz. Hayır, desteklemiyorum. O yüzden karşı tarafı tutardım. Gerekirse yardımcı olurdum. Karşı tarafı! Yaprağı mı yesin Putin? Yaprağı yani, mı yerler? KGB ajanları da izliyordur bir de. Ya izlesin yani. Senin hiç umurumuza izlenin. Savaşı seven bir insan. Gözde çingene olur mu? İsmin olur mu? Abi yırtarım ağızlarını onları. Abi gelsin. Yeter artık doğru. Savaş yapmayın. Yesinler bulaşığımızı. Ya yeter. O insanlara yazık. Yeter. Yapmayın savaş bana. Putin stop. Please stop. No Putin bar. Stop. No please stop. No savaş. Tamam böyle şeyler. Putin de böyle. Tamam savaşı bırakırım. Psikolojik savaş açıyoruz. Selam söyler misin? Diyarbakır'a selamlar. Çekirdağ mı? İzmir'iyiz. Z kuşağıyız. Layık gençleriz. Burada Diyarbakır'a selamlar bebeğim. Bana neresin diyorlar Diyarbakırlı. Gözde. Sen buralara gelirim. Ay aşkım gelirdim. Abi. Göz pazarı. Ay kanka rica tabii ki. Rica ederim. Ya aşkım ne yapıyorsun? Gittim uzun zamanlar ya. Evet. Bu arada İstanbul. İzmirliyim ben hayatım. Biz bayraklı çocuğuyuz. Ben de kırık. Mahmut'a fotoğraf çekelim mi? Tabii ki. Sen de gel. Böyle bir kere gel. Çok teşekkür ederim. Görüşebiliriz. Sevgi yolu değil arkadaşlar. Alsancak tarafındayım şu an. Oba! Burada Muharrem İnce varmış arkadaşlar. Burada yürüyüş var. Ben de yürüyüşün oraya geldim. Canım Alsancaklı olarak. Siz de gördünüz. Aleykümselam. Teşekkür ederim. Bir video çekebilir misiniz telefonu? Çekeyim. Ne çekeyim? Vallahi siz bilirsiniz artık ne çekiyorsunuz. Oğlum hayırdır lan benimle fotoğraf çek. Ne diyorsun lan? Maşallah kara kaçtı kızı. Gözde kanka Muharrem İnce'yi yakalıyordum. Nerede kanka ben yakalarım. Bir bağırdım mı yeter. Kanka, gel hadi ya. Muharrem İnce'yi görmek ister misiniz? Kanka lütfen benim onunla fotoğrafım vardı ama billboard'da fişinde. Gel şey olsun. Nerede ki kanka o ne bileyim ben. Kanka kanka dikkat. Valla seviyorum. Biz de bizim mahallede oturduk. Hangi mahalle? Gültepe. Gültepe ben Gültepe'de oturmadım hiç. Osman Gazi Bayraklı. Bayraklı mı? Gültepe'de çok dolaştım. He aynen. Bizim arkadaşlarım falan filan var. Vay. Aynen. Gerçi. Tamam ki. Fotoğraf çekilir mi? Tabii ki. Yayınıma yasallamak ister misin? Canlı yayındayım. Ya ben yakışıklıyım ya dayanamıyorum. Neler yapma yani. Ne oldu? Ne yaptım ya? Rest in peace. Barış içerisinde. Tamam. Ben bunu anladım. Doğulu olan sensin ben. Ay şunu gör. Ay niye öyle yapayım ya? Biraz... Niye terbiyesizlik yapayım senin yayınında? Estağfurullah canım. Hocam özel bir soru sorayım. Senin numaralı manita değilsiniz değil mi? Senin tarzın değil o çocuk. Manitayız. Ey tamam o zaman. Sevgiliyiz. Valla sevgiliyiz. Niye kimse inanmıyor Semih'le sevgili olduğuma? Senin tarzın değil gibime geliyor bence. Ben genelde kekolarla çıktım. Aynen. Ondan olabilir. Evet. Buradan çıkayım mı? Tamam. Yanaktır. Elini öpeyim. Olur. Tamam ya. Yani. Bu kıza elimi öptürdüm diye. Ha? Bak. Saygıya bak. Yavrum sabrı. Hastayım sana. Nereye gidiyoruz? Muharrem İnce mi burada şimdi? Muharrem İnce buradaymış. Ona nasıl atlarım? Nasıl atlarım? Olur çok iyi oldu. Vay. Evet yapacağım ben. Nasıl ulaşabilirim? Ben Allah Muharrem İnce mi orada be? Temin bu
Umarım Müjde'yle fotoğraf çekeceğim. Bumerenga çıkmış yanlışlıkla. Bumerenga çıkmış yanlışlıkla, tamam mı? Aa, gördüm ben bak, de gideyim yanına ya. Bak. İstiyorum. Bumerenga çıkmış yanlışlıkla. Elimde bumerenga çekilmiş. Ya sana çekilmiş ya Muharrem. Bumerenga çekilmiş. Kanka sen de... Bumerenga çıkmış yanlışlıkla. Canlıyım benim kanka. Fotoğraf çekeceğim. Bumerenga çıkmış. Selam söyle. Selam söyle. Akşam müzideydik. Arkadaşlar Muharrem İnce şu an burada. Size göstereyim mi? Bakın. Zannedersin ki Rusya'dan dolar yüklü gemiler geliyor. Ne geliyor? Ayçiçek yağıyla uğday geliyor. Bekliyoruz 85 milyon. Gemi harbiyete! Karadeniz'in ortasında şimdi doğalarak gidiyorlar. Biraz herkes oha diyor. Hadi yavaş çıkardılar. Geldi Ambarlı limanına. Tırlar yanaştı. Ey Allah. Ya biliyorum. Göremiyorum dayı. Buğdayın ana vatanı. Mercimeğin ana vatanı. Kanka ana geç. Öyle dur geçeceğim şimdi. Şu ekmek kilomu hale geldi. Ekmek %48 zam geldi. Muharrem İnce burada bakalım. Geleceğim şimdi. Hazır mısınız? Neden böyle? Bu iktidarda, bu muhalefette sorunu kavramamış. Kavramamış. Çekeceğim. Ben de olsun. Aslanım benim be. İşte yürü be. Stokçular diyor. Stok yapmayın. Kılıçdaroğlu'nun aynısını söylüyorum. Fark etmez. Arkadaşlar susunca bağırayım mı? Adam nasıl ucuza verecek ya? Zararına mı satacak? Sorun markette değil. Sorun tarlada. Tarlada. Sorun ahırda. Sorun tarlada. Helal be. Allah. Bakın geldi kardeşlerim. Evet. Tamam sustuktan sonra bağıracağım. Adı Cumhurbaşkanı adaylığında geçenlere, siyasi parti genel başkanları arasında iddia ediyorum. Bu millete en ucuz ekmeği ben yediririm. Ne? İddia ediyorum. Ne? Çünkü bilo, sorunu bilmiyorlar. Dört ayak var bunun. Bir önce tohum. Değişiyor ya. Şimdi değil. Tohum. Konuşuruz. Bunlar ekmeği alabilmen için önce ekilecek. Önce tohum lazım. Sonra arkadaşlar sustuktan sonra bağıracağım. Sonra gübre lazım verimini arttırmak için. Sonra ilaç lazım korumak sustuktan için. Sustuktan sonra bağıracağım bekleyin. Bu dört kalemde çiftçiye yardım etmezsen herkes canlıya bağır diyor. Aç! Raflar boşalır. Paramla dışarıdan ithal ederim diyemezsin. Savaş çıkar satmaz adam. Ürününü depolar. Çok sinirli olduğum için yavaş. Yürü be adam! Tarımda 4 milyar litre mazot. Susması lazım, evet. Olmadı gençler, birazdan tekrar. Bu da canlı yayıncı. 40 milyar da 3 milyar dolar yaptı. Az önceki soruyu muhalefetle düşünüyorum. Suriyelilere 50 milyar dolar harcadı. Türk çiftçisine 3 milyar doları vermedi. Onun için... Şu an susmadığı için birazdan bağıracağım. Tam sustuğunda bağıracağım. Çekebiliriz. Et diye pahalandı söyleyeyim. Bakın. Ahırda sorun, ahırda. Markette daha değil. Daha önce konuştuk, biliyor musun? Türkiye'de doğan 5 buzağından birisi 4 ay doğmadan ölüyor. Sır bağırınca diyor. 80 liralık bir iğnesi var. Bağırayım mı? Devlet o 80 liralık iğneyi yapsa buzağlar ölmeyecek. Herkes bağır desin diyor. Gençler bağıracağım. Biz Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz. 6 parti bir araya gelmiş. 6 gazeteden. Bir metin yazıyorlar. Ya diyorlar şimdi Atatürk geçmesin metinde. Niye? Temel Karamollu oğlu kısa. Tarikat geçmesin. Ali Babacan kısa. Başka Suriyeliler geçmesin. Davutoğlu. Bağırdı ya herkes susunca diyor. Sözleşmede imza attıkları metinde Atatürk yok. Reiklik yok. İstanbul Sözleşmesi yok. Tamam, geliyorum abi. Tarikatlar, cemaatler eğitimi yönetmeye devam edecek. Benim boyum kısa. Ben o masada olsaydım, o masayı yıkardım, imzaladım. Helal be! Bravo başkanım. Onlarla birlikte, Erdoğan'ı yendin, anladın. Bir an için düşünün. Altılı masa Erdoğan'ı yendi. Bir an için düşünelim. Dağdal yola çıkarken Atatürk diyememişsin, laiklik diyememişsin, İstanbul Sözleşmesi diyememişsin, bunu yapamamışsın. Bağır diyorsun. Kazanınca nasıl yapacaksın? Diyeceksin ki ben laik bilimsel bir eğitim vereceğim. Evet. Arkadaşlarından biri diyecek ki bir dakika laiklik. Daha dün oradaydım ben.
bildi beni. İki günde bağlarsın sen. Vay. O zaman diyoruz ki bu millete bir seçenek üretiyoruz, seçenek. Ne diyeyim arkadaşlar, yoruma yazın. Ne cumhur, ne millet, tek yol memleket. Yolumuz uzun. Yolumuz uzun. Niye? İşimiz zor, biliyorum zor oldu. Niye zor? Hazine yardımı yok. Onlar alacaklar 200-300 milyon lira hazineden, sizin vergilerinizden. Şey yok, yeni kurulduk çünkü. Belediye yok. Hayır ya, babalarının malı gibi kullanıyorlar. O da yok. Arkamızda müteahhitler de yok. Adam izin ver. Ama gönüllüler olsun. Her gün, her gün bir ilçeyi binası açılışı yapıyorum. Dün Denizli'deydim, bugün İzmir'deyim. Pazar günü Trabzon'dayım. Türkiye'yi karış karış dolaşıyoruz. Türkiye'yi bir hukuk devleti yapmak için. Özgür bir medya ortamı oluşturmak için. Başkanım, bir şey konuşan bir üniversite için. Ne soracağım? İtiraz eden bir sivil toplumu kurmak için. Türkiye'de laik Türkiye Cumhuriyeti'ni, Atatürk'ün eserini korumak için. Var gücümüzle çalışıyoruz. Helal be! Ama zor değildir. Bunu başaracağız hep birlikte. Bana diyorlar ki, bana diyorlar ki, CHP'den niye ayrıldın? Ya kolay mı oldu ayrılmak? 15 yaşında girdiği yerde 42 sene çalışıp da ayrılmak kolay olmadı elbet. Ama gel bir sor bakalım, neden ayrıldın? Neden ayrıldın? Metninde Atatürk diyememişse, laiklik diyememişse, eğitimi tarikatlara bırakmayacağım diyememişse, ben orada durmam. Benim ilkelerim var, ilkelerim. Benim ilkelerim var. Yani bunlar birbirine, bu iktidar bu muhalefete benziyor. Bu muhalefet de bu iktidara benziyor. Al birini, vur ötekine. Oy bölünmesi bu sistemde olmaz. O parlamenter sistemde. Bu sistemde oy bölünmesi olmaz. 50+1 sistemi bu. Biz muhalefet tarafındayız zaten. Erdoğan'ı destekleyecek halimiz yok bizim. Yalan söylüyorlar, oy bölüyorlar diye. Yalan söylüyorlar. Niye biliyor musun? Şunu kafa karıştırıyorlar. Çünkü birçok insan kahretsin ne yapayım işte mecburum buraya oy veriyorum diyor. Belediyesinden de memnun değil. Yönetiminden de memnun değil. Mecburen oy veriyorum. İzmirliler artık mecbur değilsiniz. AKP'nin karşısında bir seçeneğiniz daha var. O da Memleket Partisi. Helal be. Yaptın be. Yürü be. Yürü be. Altısı da Erdoğan'ın karşısına geçip ben bunu yenerim. Adam tek yakalarsam söyleyeceğim. Diyemiyor. Bakın diyeceksiniz ki bana sen de şahidin olmadın. Yakışıklı görsün artık. Ama beni son 50 güne kadar aday yapmadılar. Fotoğrafımı şurada Sivis Otel'in yanında kanka. Şu şeyde fotoğrafçı da sokaktaki fotoğrafçı da çektirdim. Çok acıktım. Herkes bağır diyor. Bağır kanka, bağır. Bana da çektirdim. Şey, fotoğraf çektirme zamanım oldu. Herkes sesini sorsun. Kazanmasın diye son 50 günde aday yaptılar. Tepkisini de çekiyor. Oy verdiklerini de bana sanmıyorum. Bekleyin canım, yapacağım. Seçim gecesi neredeydin diye soruyorlar ya. 12 bin sandığa gözlemci koymadılar. Kaçtılar hepsi. Sistemleri çöktü. Ben de ikinci tura kaldık mı kalamadık mı bilmediğim için çıkamadım milletin karşısına. Of erkek ya! Diyorlar ki Ekrem İmamoğlu saat başı çıktı. Sen çıkamadın. Doğru. Kanka, bir, Ekrem benden daha sağlıklı. Seviyor mu? Benim hatamdan. İki, Ekrem İmamoğlu'nun içinde bir tek il vardı. İstanbul. Benimkinde 81 il vardı. Diyarbakır'da CHP'nin elinde sonuç yoktu. Urfa'da sonuç yoktu. Konya'da sonuç yoktu. Bitlis'te sonuç yoktu. Arkadaşlar güvenlik çok fena bağırdı bana. Urfa'da sonuç yoktu. Sandıkları, sistemleri çökmüştü. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun elinde liste olduğu için, oy pusulası olduğu için kendine güveniyordu.
gelecek. Çıktı milletin karşısına, hesabı anlattı. Ben çıkamadım çünkü beni sırtımdan hançerlediler. Başkanım ama sizi destekleyenler... Sırtımdan hançerlediler. Sizi destekleyenler... İşe daha söyleyeyim. Sözde de... Paraları bile, hazine parasını sözde bile harcamadılar abi. Seçimde. Biz sözde desteklemedik. Kasada tuttular parayı. Evet, seçimden sonra ben daha o yakım yok. Yeni var. Harcadılar parayı. O yakım daha yeni. Bakın kimseye kinimiz benimiz yok. Ama 20 yıllık bir iktidar. Ekmek, bayat ekmek kuyruğunu yaratmış bir iktidar. Hala birinci parti oluyorsa ve ana muhalefet hala birinci parti değilse ikisini birden gönderelim buradan. İkisini hepinize çok teşekkür ederim. Şuraya kurdeleyi getirelim. 18 yaşında partimize üye olmuş var mı kimse? 18. Gel göster. Ben sana da gezeceğim. 18 yaşında. Yeni daha değil mi? 18 gel. Ama daha iyi olacaksın değil mi? Tamam. İyi olacağım. Ben canlı yayındayım. Önce imza alsın arkadaşlar. Tamam yok. Ben çocukların sözüne güvenirim. Gel oğlum böyle. Helal be. Gel. Evet. Bugün değişiklik yapıyoruz. Şöyle durun. Gel yavrum. Yavrum. Sen 18 yaşında mısın? Evet. Genel başkan. O daha büyük 18. Genel başkan yardımcıları falan değil. İlçe başkanımızla birlikte 18 yaşında gençler kurdeleyi kesiyorlar. Hiç hayatınızda kurdele kestiniz mi? Hayır. İlk kez. Verilmedi. Tamam güzel. Erken başladık. Başkanım canlı yayındayım. Bir selam verir misin? TikTok'ta. Canlı yayındasın. Selam verin. Evet evet doğru doğru. Doğru söylüyor. Başkan Mahmut abiyim. TikTok fenomeni. Mahmut abi. Mahmut abi. Ya bir daha söyle bakayım. Mahmut abi. Baba oğlu. Evet arkadaşlarına selamlar. Haydi bakalım. Kurdeleyi keselim. Haydi bismillah. Hayırlı uğurlu olsun. Alkışlarla. Geleceğim. Gözde. Gözde. Helal be. Yürüyün be. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Başkanım ben size çok yansınım. Sağ olasın. Kral. Öyle mi? Ne güzel. Yalnız sen de bir isteğin var. Gidiyorum şimdi. Başkanım. Bugün... Hanımımı bir selam. Hoşçakalın. Tamam. Pazar günü Trabzon'dayız. Devam ediyor yolculuğumuz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Görüşürüz abi. Vay be. Allah abi geçmiş. Gözde bende videom var çektim ben videomu. Oğlum efsane. Ben çektim videonu. Helal be yavrum benim. 8 kaldı. Kaç milyon geçecek bakalım paylaşalım. Konakta ilçe binamız. Ya canlı yayındayız da 8 bin kişi izliyor. Helal be. Geçtim kuleyi. Geçtim. 8 bin kişi izliyor dayı. Helal be. Ben daha fazla ekleyelim. Valla ben canlı yayındaydım. Farkındaydım. Fotoğraf çekeyim. Aslancak gençler. Hayır arkadaşlar Muharrem İnce. Ne söyleyeyim abi? Bir resim çekilelim önce. Tamam. Arkada ben bunu kongresi olurum abi. Öyle zaten. Ha, şimdi senin tek isteğin var. Mahmut abinin de bilgi. Abdullah seni çok seviyor. Tamam. Mahmut abi. Gözde lütfen. Kanka, bilgi Abdullah seni çok seviyor. Abdullah. Tamam. Çekiyor mu? Muharrem İnce'den daha çok şey gören. Bilge! Abdullah seni çok seviyor be! Adam seni, adam vururum benim be! Hoşçakalın. Kanka bilmiyorum. Mahmut abim be! Teşekkürler. Gözde. Bir tane de ben rica ederim. Mahmut abi. Bir tane sigara göster mi? Bir tane. Çok teşekkür ederim. Yansın. Gözde. Hadi.
Mahmut abi çek ya. Mahmut abi çek, videoyu çek. Abisi kurban maşallah yavrum. Bunu da çekecek. Gözde. Çok teşekkür ederim. Helal be! Yavrum. Gel gel gel! Oğlum seni çok seviyor. Ey aslanım be! Fatih ya bakalım. Ya biz Ankara'dan geldik. Olsun. La biz Ankara bebezi. Olmadı Fatih Dermot olmuş. Fatih! Seviyorum seni bebeği. Çektin videoyu. Bir daha çekebilir miyim? Teşekkür ederim. Çekebilir. Çek abi. Kaçın şurada. Ay çekilelim mi ya? Çekilelim ya. Vurum gel. Şurada çekebilir miyiz? Bu arada gördüm, yayın açtım ben onunla beraber. Yayındayım şimdi. Kanka çekildin değil mi? Gel. Kanka çekilin çekilin. Vallahi iş işte geldi ya. Rica ederim. Gagalar nerede? Abi bir çekilin mi? Çektim. Biraz silah çekilin. Fotoğraf. Fotoğraf çekilin. Ha tamam. Gel gel. Sen geç çalıyorum ben. Geç kanka. Sen geç. Tamam kanka bir çekilelim de. Tamam tamam sen çekil. Çekil abi ondan. Ve tamam gel. Tamam hadi. Tamam. Abi biz de çekiyoruz. Gençler görmüyorum sizi şu an. Son kez bende. Geç sen de. Güzel abi güzel. Çektin mi? Tamam. Geç sen de. Abi ünlü olmak nasıl bir duygu? Abi Muharrem hem güzel hem de. Hem de Mehmet Emin ismini kullanıyorsun sen ya. Amcamın sana hayranım bak ahir de geç. Helal abi. Muharrem'in kemiğine geliyor. Gözde. Gözde, amcamın hayranı senin var. Gözde, fotoğrafı çekeyim sen de. Aa, valla. Ben kurdele kesildim daha ne? Gözde, Gözde, bunu kime atayım Gözde? Gözde, bunu kime atayım Gözde? Ne olur bak öyle. Aa, Instagram'dan at bana. Bir de biz çekilelim valla. Tamam. Bir de çekin. Açayış. Ablacım hemen. Ya da ben gideyim sen. Şeyde sen kanka. Mehmet Emin. Aynen bir dakika. Çekiyor mu? Aynen. Mehmet Emin! Görmeyeyim lan seni dedik. Merhaba. Ay tamam. Tamamdır. Mahmut abi bir Instagram'lık bir storylik bir şey çekelim ya. Allah aşkına. Ver onu atıyorum. Abla şöyle güzel bir ses. Ben bir de onu Halit çekelim. Halit değil lan beni çekiyor bir de. Maşallah yavrum güzelmiş. Yapıştı. Gençler. Ben şimdi yayını kapatıyorum. Açarım.